Sevgili dostlar merhaba. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Hafta sonu gelmeden önce bugün sizle bir farklı konuyu paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz ya da bilmeyenler varsa eğer aramızda 2019 yılının Ocak ayında her yıl olduğu gibi tıpkı Davos zirvesi düzenleniyor. Davos zirvesi önemli bir zirve. Hem iş adamları hem dünyadaki önemli liderler de buraya katılıyorlar ve burada aslında bir fikir paylaşımı hem de aynı zamanda iş adamlarının güncel konulara ilişkin görüşleri ve gelecekte dünyanın nasıl bir hal alacağı konuları çeşitli forumlarda tartışılıyor. Bu sene de 22-25 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek Davos. Çok önemli katılımcılar var ama katılmayan çok önemli kişiler de var. Biliyorsunuz Amerika'da government shutdowns dediğimiz Amerika'da hükümetin kapalı olması nedeniyle Amerika lideri Donald Trump ve onun ekibindeki birçok kişi katılmayacaklar. Bunun haricinde Theresa May de İngiltere'de Brexit sürecinde olduğu için biliyorsunuz bu hafta içerisinde Theresa May Brexit'le ilgili bir oylamayı kaybetti. Hem de çok ağır bir şekilde kaybetti. Hemen akabinde de güven oylamasını aslında kıl payı kazandı. Dolayısıyla ana parti yani İşçi Partisi dışında kalan partilerle beraber Brexit sürecinin bundan sonraki hususlarda hangi konulara temas edeceği gibi temel alanlarda çalışacağını söyledi ve o nedenle Davos'a katılamayacak. Ama katılacak olan liderler var. Mesela Çin Devlet Başkanı, Çin Başbakanı katılacak, Japonya Başbakanı Shinzo Abe katılacak, Angela Merkel katılacak, Prince William katılacak, Jacinda Ardern katılacak. Bunların hepsi Davos'a katılacak olan birçok önemli isimden sadece bazıları. IMF Başkanı katılacak. Toplam 3000 civarında katılımcının olması bekleniyor ve 100'den fazla da oturum düzenlenecek. Ve bu senenin teması da özellikle çok güncel konulardan bir tanesi olan küreselleşme konusu. Ama küreselleşme 4.0. Daha evvel sanayi 4.0'ı görmüştük. Bu sefer değişik bir konuyla karşımıza çıkıyorlar. Klaus Schwab'ın bir kitabı vardı ki kendisi zaten aynı zamanda Davos Zirvesi'nin düzenleyicisi, profesör. O Sanayi 4.0 kitabını yazmıştı ve ondan sonra çok popüler olmuştu. Şimdi bu seneki konu küreselleşme 4.0. Küresel bir mimariyle yeni 4. sanayi devrimini şekillendirmek. Küresel mimari vasıtasıyla şekillendirmek konusu. Yani hem işin içinde globalleşme var, küreselleşme var. Küreselleşme 4.0'ın ne olduğunu burada daha net göreceğiz. Hem de işin içinde sanayi 4.0 var. Dolayısıyla aslında ilginç olan konuların paylaşılacağı bir zirve olacak. Ben size sadece bir ön bilgi vermek amacıyla bu videoyu çekiyorum. Ama Davos'tan birçok kanal zaten hem canlı yayın gerçekleştirecek hem de ben özellikle bu süreç içerisinde birçok oturumu burada internet üzerinden takip etme imkanını bulacağım ve sizlerle bunları paylaşmak istiyorum. Çünkü günlük döviz, kur, faiz bu üçgenin içerisinde sıkılmış durumdayız ve burada sıkıştık. Birazcık daha küresel bakmakta fayda var. Dünya farklı yerlere gidiyor. Özellikle bu küreselleşme 4.0 kavramı çok enteresan bir kavram olacak gibi gözüküyor. Sanayi 4.0'ın çok tartışıldığı bir ülkedeyiz ama sanayi 4.0'ın çok uzağındayız. Ne sanayi 2.5'tayız ne sanayi 3.5'tayız. İkisinin arasında bir yerlerde sıkıştık kaldık. Dolayısıyla bu yeni konuşmalar çok önemli diye düşünüyorum. Oldukça güzel tartışma konuları çıkacak. Birçok ülkeden katılımcı var. Ben bugün listeyi, son listeyi şöyle bir kontrol etme ve bakma imkanına sahip oldum. Benim görebildiğim kadarıyla bizden şu anda gözüken kimse yok gibi gözüküyor ama mutlaka katılımcılar olacaktır hükümet cephesinden de. İş adamlarımız katılıyor ama burada bölümlemeleri yaparken devlet adamları diye ayrı bir bölüm açılmış. Sayın Cumhurbaşkanı zaten daha evvel Davos'a gitmeyeceğini söylemişti. O nedenle o İsrail Devlet Başkanı'yla daha evvel yaşamış olduğu o oturumdaki karşılıklı tartışmadan ve oradaki Davos'u terk etmesinden bu yana zaten buraya katılmıyor. Ama daha önceki yıllarda ekonomi bakanları tarafından ya da ekonomiden sorumlu bakan vasıtasıyla katılınmıştı. Şimdi nasıl bir katılım olacak onu bilemiyorum. Ama neticede
Önemli bir zirve. Dünyanın birçok ülkesinden gelen siyasetçiler, ekonomistler, iş adamları fikir tartışmalarında alışverişine bulunuyorlar. Güzel bir zirve. Uzun yıllardan beri yapılıyor. Bir anlamda bir sosyalleşme yani her şeyin içerisinde. Dünyanın geri kanalında bir arada olmak ve yeni fikirleri orada tartışmak imkanı da veriyor. Dediğim gibi 100'den fazla oturum olacak. Bunları online olarak da takip edebilirsiniz internetten. Vforum.org diye bir internet siteleri var burada. WEF aslında ama Vforum diye geçiyor. World Economic Forum'un kısaltılmışı. WorldEconomicForum.org. Buradan girip detayları görebilirsiniz. Ben kısaca bir bilgilendirme yapma amaçlı bu videoyu çektim. Önümüzdeki günlerde Davos içerisinde tartışılan konulardan ilginç olanlarını gördüklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Hepinize şimdiden iyi bir hafta sonu. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.